Merhaba arkadaşlar, ben Erkan. Oyun gemisine hoş geldiniz. Clash Royale serüveninde yepyeni bir bölümle daha karşınızdayım. Bu bölümde sizlerle birlikte Alzimar'ın hesabıyla oynayacağız. Yani Burak'ın hesabıyla oynayacağız arkadaşlar. Şu anda lig sıfırlandığından dolayı 3000 kupadayız. Direktmen saldırıya geçeceğiz ama şöyle bir durum gerçekleştirdim. Kullanacağım deste tamamen destansı arkadaşlar. Destansılarda maksimum levelleri toparladım. Şöyle bir deste düzenledim arkadaşlar. Bu desteyle saldırıda bulunacağız. 3000 kupa olduğu için böyle sanki bir nevi troll saldırılar gibi olacak. Burak'a gene buradan teşekkür ediyorum. Bana hesabı ödünç verdiği için 3000 kupada lig sıfırlandı. Ben video çekeceğim için daha henüz savaşa girmedi. Hemen bir tane savaşa girelim bakalım kim çıkacak. 9. levelden bir arkadaş geldi. Şimdi Vibe ile başlar büyük bir ihtimal. Abi biraz hızlı başladın gibi geliyor bana ya. İlk seni arkaya koydum. Burada Pekka'yı kullanacağım arkadaşlar. Hava saldırısı olarak destansılar içerisinde cadıyı alacaktım. Cadıdan sonra ama vazgeçtim. Dedim zehirle hava saldırısını püskürtebilirim. Vay canına. Bir tane daha Pekka'mız var bizim abi. Arkadaş çok hızlı başladı. Şöyle bir donduralım. Artık sen o kuleyi alırsın diye. Aman tanrım, adam iki tane savunma binası çıktı arkadaşlar. Hani ancak bu kadar olur. Bir de şöyle bir goblin fıçısı göndereyim. Zaten goblin fıçısı arkadaşlar tek başına aldı oraya. Vallahi süper. Biraz daha eksiği doldurayım. Arkadaşlar troll bir saldırı gerçekleştiriyoruz şu anda. Şimdi domuz bir ona ok atacak. Domuz bincisini gönderecek arkadaşlar. Bende ayna var. Tekrardan domuz bincisi için tekrardan bunu kullanacağım. Hadi gönder domuz bincini. Aynen öyle. Buradan da bizim babayı gönderirsek büyük bir ihtimal bir telaş yapar. Şöyle yapalım. O kuleyi verdik mi arkadaşlar? Verdik gibi gözüküyor ya. Aynen öyle abi. Zehir atalım şuraya. X'e'yi kuleye alsın arkadaşlar. Ne güzel rahat. Alır mısın orayı? Bence alırsın abi. Aynen öyle abi. Vallahi bileği aldı. Süper. Tamam, elimizde dondurmamız da var. Artık atak yapsa da hiçbir şey fark etmez. Roket at. Troll saldırı yerini buldu arkadaşlar. Bir tane daha saldırı gerçekleştireceğiz. Yani şimdi böyle maksimum levellerle bu ara yani bu kupalarda bu oyunun keyfi gerçekten müthiş derecede yüksek çıktığını söyleyebilirim. Yani bir tane asker gönderiyorsun, kuleyi alıp sana geri geliyor. Süper. Bol şans diledi bize. Bravo dedi ve ağlamaya başladı. Oo. Evet, prensi durduracağım onu büyük bir ihtimal. Bakalım ne gönderecek. Minyon falan gönderirse zehri kullanacağım. Evet, bir şey göndermedi. O yüzden prensi durduracağım. Tamam. Şimdi gene bir deneyelim bakalım. Goblin fıçısı tek başına kuleyi alabilecek mi arkadaşlar? Çarpmasını kullandı nasıl olsa. Bir tane de şuraya gönderelim bakalım maksimum yani 7. level destansı goblin fıçısı ne şekilde bir işe yarıyor.
Abi çok iyi ya. Vallahi billahi süper ya. Çarpması var gene bu arkadaşın. Tamam, zehir atalım. Bundan sonraki bölümde gene bir tane daha video çekeceğim Burak'ın hesabıyla arkadaşlar. Onda da full enderleri kullanacağım arkadaşlar. Hangi tarafa daha çok zarar vermişiz? Hemen hemen eşit ama sağ taraf sanki biraz daha aşağı. O yüzden sağ tarafa saldırıda bulunacağım şu anda. Evet, Pekka'yı bıraktım arkadaşlar. 8. level baba Pekka. Ciddi anlamda baba bir Pekka. Bu arkadaşın da savunma binası yok. Bizden çekeceği var belli. Oo, bak işte bak bunu görüyor musun? Bunu hiç beklemiyordum abi. Elimizde zehir de yok. Vallahi zehiri getirene kadar öyle boş beleş atacağım. Yani çok gereksiz hamleler yaptım farkındayım ama işte minyon sürüsü beni çok korkuttu. Aynen öyle. O da onun farkına vardı şu anda arkadaşlar. Habire minyon sürüsü gönderip duracak. Şöyle bir durun. Bir tane de şundan bırakayım. Şöyle bir de zehir bıraktık mı herhalde çok basit bir şekilde. Abi vallahi billahi yüksek böyle maksimum leveller olduğu zaman oyun gerçekten çok keyifli oluyor. Ah, bir tane daha zehir attım herhalde orayı alırım. Çarpsam ne olur ki? O bir tane vuracak elbet. İyi oyundu mu? Oo, büyülü sandık geldi. Vallahi billahi süper. Şanslı Burak ya. Vallahi billahi büyülü sandığı kaptık arkadaşlar. Şimdi bunun arkasından bize ha, dur taş sandığını çalalım. Buradan da büyük bir ihtimal efsanevi kart patlatacak arkadaşlar. 5. Buradan destansı kart çıkması lazım. Çıkmadı. Efsanevi gelmiyor. Buradan destansı yok. Gene çıkmadı. Şimdi şöyle yapalım. Desteği değiştirmeden değiştirsek mi ya? Diyor. Aynı desteyle bir tane daha saldırıda bulunalım arkadaşlar. Bakalım nasıl bir rakip gelecek. Beni şu anda en çok korkutan böyle hava saldırısı gelmesi. Hava saldırısı geldiği takdirde birazcık zorlanacağımı söyleyebilirim. Hatta yenilme ihtimali bile ne olabilir çünkü lavtasısı, balon, ejderhalı bir adam geldiği zaman paket. Ama gerçi zehri tutuyoruz ya. Dur bakalım çift double PK ile ne olacak bu iş? 13 leveli gören hurrayı çekiyor. 2 tane 8 level Pekka. Bir de zehir attık mı oraya? Tamam. Acaba o zehir o 7. level şeyi götürecek mi arkadaşlar? Biri gitti. Tamam, Pekka'yı oradan oraya gönderdin. Tamam, eyvallah. Bir tek vurdu görüyorsun abi. Ya 13 leveli görünce böyle oluyor adamlar. Bıraktı. Bence o da şu anda oyunun keyfini çıkartıyor. Alır mı tek başına? Aldı vallahi ya kuleyi. Aldın mı hacı abi? Alamadı abi. Şunu gönderirsek ne çıkar? Valla tek tek asker gönderiyorum, kule alıp geri geliyorum ha. Küte. Küte bir. Oo. Sağlığı görüyor musun abi? Şeydeki. Madencideki. Aslında sadece zehirle bile ya. Dur bakalım şöyle bir şey yapalım ya. İki tane zehir göndereyim mi abi oraya? Böyle üst üste gönderseydim keşke ya. Al bir dondurayım.
hunharca oynuyorum şu anda, farkındayım, biliyorum. Hiç böyle strateji takip etmiyorum ama. Ah. Ah, bir de bunu göndereyim, tamam. Ama yalnız 662 miydi abi oranın canı? 662 tane canı, mesela 2 tane zehir öldürmedi arkadaşlar. Hadi bir de şöyle gönderelim. O halen o kuleyi almanın peşinde. Alacağım diyor yani o kuleyi, anladın mı? Kaçarı yok. Bol şans dilelim bir daha. Teşekkürler dedi. Bu sefer bize gümüş sandık geldi arkadaşlar. Max levelle oynamanın, yani 3000 kupa çerçevesinde oynamanın keyfini şu anda sürüyorum. Ciddi anlamda sürüyorum. Yani her şeyin maksimum level olması gerçekten çok iyi arkadaşlar. Hadi bir tane daha savaş yapalım abi. Hevesi kursağımda kalmasın. Madem hani yaptık, tamamen yapalım. Bu sefer ne yapalım abi? 2 tane prens gönderelim mi? Şimdi 2 tane iskelet ordusu gönderelim diyeceğim de. Ne yaparsınız? Alırlar bence orayı ya. Abi müthiş ya. Vallahi billahi. Süper yani ya. İki tane prens. Bir tane kuleyi aldı. Ayrıyetten ana kulenin canını da %50'den fazla aşağıya indirdi arkadaşlar. Nokta. Şuraya 10 yapayım. Yok dur, Pekka'yı göndereyim arkadaşlar. X ile de ana kuleyi alırız. Pekka birazcık orayı korusun. O yine sağ taraftan gelecek. Tamam, sağ taraftaki kuleyi bırakayım ona ben. Onu görmüyor. Ha süper, tamam. Bir tane de zehir elimizde olsun çünkü onun minyonları var. Alır mısın abi orayı? Vallahi alır ha. İlk sayına bırak abi orayı. Çok keyifli. Ciddi anlamda çok keyifli. Oyun böyle olduğu zaman keyifli değil mi arkadaşlar? Mesela hep yenmek lazım. Yendiğin zaman oyunun 10 numara. Ama yenildiğin zaman, bir de karşına böyle sen 10 levelken veyahut da 9 levelken karşına 13 level geldiği zaman hırsından böyle parçalayasın geliyor telefonu. Böyle güm güm telefona vuruyorsun. İşte yapacak bir şey yok bu konuda. Bulunduğunuz arenada, bulunduğunuz konumda oyunun keyfini sürün arkadaşlar. Üst arenaya çıkmaya çalışmayın. Zaten zamanla çıkacaksınız, emin olun. Belli başlı kombinasyon, kombolar tutturun. Mesela domuz binicisi önüne valkür. Veyahut da madenciyi gönder, arkasından işte minyonları gönder. Veyahut da mini pek. Ha, o komboları sürekli olarak, taktik olarak sürekli olarak yapın. Mesela diyelim ki kıvılcım önüne dev veyahut da kraliyet devi gibi komboları yaptığınız takdirde zaten başarılı bir şekilde yukarı çıkacaksınız. Bu hesabı, yani şu an bu videoyu böyle eğlencesine yaptım arkadaşlar. Yani zaten yenilmemin mümkünatı yok, yani tek başına Pekka'yı göndersen bile ne, şu anda Pekka'nın 5018 canı var. Yani minyon sürüsü normal Pekka'yı mesela diyelim ki böyle 10 kere vurdu, 5 kere vurdu alıyor. Yani şu 8. level Pekka'yı 10 kere vurup alması lazım. O da çok zaman süreci geçmesi lazım. Yani o alana kadar zaten 3-4 iksir dolduruyorsun. Yani bu levellerde yenilmem, bu maksimum levelle çok zor. Yani tamamen keyif amaçlı oynadım arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. Bir sonraki maksimum level hesapla ve Clash Royale videosunda görüşmek üzere. Böyle son cümleyi toparlayamadım biliyorum ama siz onu anladınız. Bir sonraki videoda görüşene kadar hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. Bye bye.